merkezi yasa boğdu ama o kat be kat fazla üzüldü. Çünkü gençlik hastalığına yakalanan Fındık'ı yaşatmak için elinden geleni yapmasına rağmen minik köpek ölünce lince uğradı. Veteriner teknikeri Yağmur Denli'nin hem çalıştığı kliniğe saldırıldı hem de tehditlere maruz kaldı. Hakaret edenler var. İşte Fındık'ı yaşatamadığımız için bunun bedelini ödeyeceğimizi söyleyenler var. Fındık'ı siz yaşatamadınız dediler. Hem saldırıp hem tehdit ettiler. Gerçekten şahsıma çok ciddi saldırılar oldu. Çok parlak konuşamayacağım. Herkesin, çocukların sevgilisi Fındık hayatını kaybetti ve bu duruma herkes çok üzüldü. Ancak en fazla üzülenlerden biri de veteriner tekniker Yağmur Denli oldu. Sözün bittiği yerdeyim ve sadece çok üzgünüm yani. Bu sürecin sonunda tehdit telefonları almaya başladı. Veteriner kliniğinin bahçesi de talan edildi. Saksılar devrilmiş, bu sehpa kaldırılmış, bardaklar vardı, onlar yerlere fırlatılmış. Gençlik hastalığına yakalanınca tedavi için Tokat'tan Ankara'ya getirilmişti Fındık. Ancak mücadelesi 2 hafta sürebildi. Fındık'ın ölüm haberini alan herkes gibi sınıf arkadaşları da yasa boğuldu. Onu çok seviyorduk. Yemek veriyorduk, top oynuyorduk onunla. Onu çok özleyeceğim. Önlüğü okuldaki kulübesine asılırken cenazesi Tokat Belediyesi ekiplerine teslim edildi. Yaşaması için en çok mücadele eden isim Yağmur Denli ise hiç hak etmediği bir lince maruz kaldı. Sosyal medyada akla mantığa sığmayan iddialar ortaya atıldı. Yetki sınırımı aştığımı iddia ettiler. Fındık'ı fizik terapiyle tedavi ettiler gibi bir şey var. Hayır, biz Fındık'ın normal tedavisini yaptık. Hareket etmediği için hareketini sağlayıp aynı zamanda moral olsun istedik. Yağmur Hanım cinsel içerikli tehdit telefonları da almaya başladı. Hem sosyal medya üzerinden hem de kliniği arayarak çok sayıda kişi onu tehdit etti. Yağmur Hanım şimdi yaşadıklarını yargıya taşımaya hazırlanıyor. Bir sürü insanın emeğine yazık ediyorlar.